Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Fed kararları akşam saat 21'de açıklanacak. 21.30'da da Powell'ın konuşmaları gündeme gelecek. Şimdi Powell'ın konuşmalarından önce şu anda Amerikan borsaları pozitif açıldı. Nasdaq %1 civarında bir yükselişte açıldı. Yani şu anki fiyatlama muhtemelen 75 baz puan olarak görünüyor. Peki bu nedir? Arkadaşlar 75 baz puanlık artış aslında faiz artırımı değildi. Sanki faiz düşüşüymüş gibi bir algı var. Yani 50 zaten kafadan silinmişti. Fakat 75'i de piyasalar şu anda olağanüstü şekilde olumlu bakıyor. 100 baz puan gelirse dünkü videoda da bahsettiğimiz gibi bir ufak düşüş ama sonrasında tekrar piyasaların normale dönmeye başlamasının adımı olur. 75 baz puan olarak ben şu anda öngörüyorum. Akşama kadar ne değişecek bunu hep birlikte göreceğiz ama fiyatlar şu anki piyasanın fiyatlaması bana göre 75 gibi görünmektedir. Peki hocam bunun bize artıları eksileri ne olacak? Şu olacak arkadaşlar, akşam 21'de açıklanacak. Açıklama 75 gelirse bir ufak dediğimiz gibi artı 5 eksi 5 şeklinde oynama olacak. Akabinde 21.30'da Powell'ın şahin mi, güvercin mi, keklik mi ne konuşacağını işte orada karar vereceğiz. Öyle çok böyle şahin bir açıklama zaten beklemiyoruz. Piyasalara güven vermesi lazım. Amerikan halkına enflasyonun artık çok fazla artmaması gerektiğini anlatması lazım. O kadar dolar bastılar, işte onların acısını şu anda çıkartıyorlar. Bunu da bir şekilde geçiştirmeleri lazım. Bunu da sağlayabilmeleri için işte şu anda 75 yapsalar da Eylül ayında 100'e çıkartırlar. Belki Eylül'den sonra 100'e çıkartırlar ama 2023'ten sonra da aşağıya doğru iniş olur. Peki hocam 75 gelirse ne olur? İlk önce altın fiyatlarında bir yukarı yönlü hareketlenme beklerim. Şimdi kanal sadece kripto para olduğu için sadece kripto para eksenli konuşmak gerekirse de yine diyorum Bitcoin'in 75 gelmesi halinde 21.000, 22.000 civarında şöyle anlık dolaşması ve önümüzdeki 2 ay boyunca da şöyle aşağı yukarı aşağı yukarı derken ufak ufak tatlı tatlı bir yükselişinin olabileceği kanaatindeyim. Fakat yine şunu söylüyoruz. Bu sadece FED odaklı, FED kaynaklı konuştuğumuz zaman süreç böyle gidecek. Fakat diğer taraftan SEC olayın içine girmeye başladı. Eskiden biz Çin konuşuyorduk ama artık Amerika konuşuyoruz. Yani bütün dünyayı bir şekilde Amerika yine kendisine doğru çekmiş oldu. Bütün dünya şu anda yani TL paritesinden altın değerine kadar Japon yeninden İran dinarına kadar her şey şu anda FED kararını bekliyor. Bu ne demek? Amerika bir şekilde Wall Street'e bütün paranın akış yönünü çekti. Şu anda kripto para olarak da FED'i bekliyoruz. FED'den gelecek karara göre de yavaş yavaş tatlı bir yükseliş yapacağımızı düşünüyorum. Bu kısa vadede. Eğer ki tekrar olumsuz bir haber gelirse 21.30'da Powell'ın tabii ki bu kripto paralarla ilgili açıklama yapmasını beklemiyoruz ama oldu da stabil coinlerle alakalı olumsuz bir düşünce söylediği anda gideceğimiz yer aşağı yukarı hepimizin tahmin ettiği yer. Ekstra durumlar olmadan, SEC işin içine girmeden, Wall Street'ten kötü bir haber gelmeden, Michel Saylor, MicroStrategy inşallah kripto para aldım, Bitcoin aldım demezse, böyle bir ters indikatör de çalışmazsa, Elon Musk da şu satmış olduğu 1 milyar dolar Bitcoin'lerini tekrar almaya başladığını falan söylerse, işte o zaman yükselişe geçmeye başlarız arkadaşlar. Bu bizim 2000 kaçtı o biz Fransa'yı birini yenecekti, biz İzlanda'yı yenecektik. 9 tane maçın sonucuna göre biz bir üst sıra çıkmıştık Türkiye milli takımı olarak. Aşağı yukarı aynı senaryodayız. Abi sen şimdi tam olarak ne söyledin derseniz videoyu da uzatmadan şöyle bir özet geçiyorum. 75 baz puan gelirse küçük küçük roketleri özellikle altın kısmında roketleri hazırlamaya başlamalıyız. Akabinde de tabii ki Bitcoin'e de ufak ufak girişler başlayacak gibi görünmektedir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Akşam saat 9-9.30 gibi tekrar ekstra olmadı bir canlı yayın, olmadı güzel bir videoyla sizlerle birlikte olacağım. Herkese
Mutlu, sağlıklı, pamplı günler diliyorum. Yatırım tavsiyesi değil, tamamen bilgilendirme videosuydu. Akşam tekrar görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın, pampla kalın.